Hani %25'lik bir zam ama fatura %50 daha fazla gelmiş oldu. Yani zamlar olmasa iyi olur. Hayat pahalılığı olmasa güzel olur. Hani bunu dile getirmek doğru mu bilmiyorum ama yani çok anormal bir durum yaşıyoruz şu anda. BOTAŞ internet sitesinde Ocak 2022 yılından itibaren doğalgaza zam yapılacağı açıklamasında bulunmuştu. Yeni yılla beraber doğalgaza %25 zam yapıldı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına gelen zamların faturalara nasıl yansıdığını sorduk. Bakalım ne cevapları aldık. Şimdi ben yurt dışında yaşıyorum, burada yaşamıyorum da takip ediyorum tabii ki de güncel olarak. Yaklaşık 145 TL ödedim ben 2 gün önce. Bizim ailemizde annem, babam ve ben 3 kişi yaşıyoruz şu anda. Fazla. Bunun sebebi de yani ekonomik kriz var şu anda piyasada. Her şey artıyor, fiyatlar artıyor yani. Bunun bir şekilde sabitlenmesini isterim aslında. Peki tasarrufa gidiyor musunuz? Açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Yok, ısınamıyoruz. Çünkü doğal gaz kullanıyoruz biz. Ekstra olarak soba yakarak ısınıyoruz ve yeterli de olmuyor aslında. Çünkü müstakil bir evde oturuyoruz. Yeterli olmuyor, evet. Kısıtlamalara gidiyoruz. Tasarruf etmiyoruz ama en son 1000 liraya yakın geldi. Tasarruf etmiyoruz. Peki açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Yani onun yanında elektrikli ısıtıcılarla şey yapıyoruz tabii, ısınıyoruz. Peki zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani tabii normal değil. Anormal bir durum yaşıyoruz zaten. Hani bunu dile getirmek doğru mu bilmiyorum ama yani çok anormal bir durum yaşıyoruz şu anda. Zamlarla ilgili, ısınmanın bu kadar gerekli, böyle ihtiyaç olan bir şeyin bu kadar pahalı olmasıyla alakalı çok anormal bir durum bu. En son faturamız 500 küsür lira geldi. Normalde 250 ile 300 arası geliyordu. Tasarruf edemiyoruz çünkü gerçekten çok arttı maliyetler. Yani bundan dolayı memnun değiliz, halk perişan. Peki açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Ya şu anda zaten sadece normal şartlarda ısınıyoruz. Yani fazla bir sıcaklık yapamıyoruz. Ama yani idare etmeye çalışıyoruz bütçemizi yetirebildiğimiz kadar. Peki bu zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bu zamların asıl sebebi, yani tamam belki dünyada genel bir enerji problemi var, enerji krizi var. Ama ülkemizdeki yani ekonomideki kötü gidişat, dolar kurundaki yükselişten dolayı şu anda çok pahalı kullanıyoruz enerjileri. Bu da halkı yani çok zorluyor. Tasarruf etmiyoruz. Hatta %50 falan daha fazla gelmiş oldu. Hani %25'lik bir zam ama fatura %50 daha fazla gelmiş oldu. Peki bu zamlar hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz? Yani asgari ücrette orantılı olduğunu düşünmüyorum. Enflasyon %36 ama zamlar %100, %150 olarak topluma ve halka yansıyor. Peki açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Yeterli oluyor mu? Yeterli olmuyor. Aynı derecede hem üşüyorsun ve iki kat daha fazla fatura ödüyorsun. En son 367 geldi. Yani sadece iki odada yaktığım halde. Tasarruf etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Peki açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Yeterli oluyor mu? Mümkün değil. Sadece çocuk odası ve oturma odası ısınabiliyor geri taraflar. Genel olarak zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla çok tarafsız kalmak istiyorum şu an. Bir şey söylemeyeyim. Normalde bundan aşağı yukarı 2 ay öncesine kadar 200, 300, 400 yani en fazla gelen rakam buydu. Şimdi ise maalesef biliyorsunuz şeyleri 600, 650 yani o da yüzde kaç oluyor bilmiyorum işte %30 bize göre yani %30, %40 bir artış var bence. Yani durumdan memnun değiliz. Kullanımda peki tasarrufa gidiyor musunuz? Vallahi ne kadar tasarrufa gidebilirim ki? Yani sonuçta bunlar bir ısı, ne kadar da olsa ısı kaynağımız. Yani bu olmazsa olmaz gibi bir şey. Açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz peki? Yeterli oluyor mu? Vallahi normalde bizde işte minimum 35 falan ama ısınmadığı için 45 bazen 50 dereceyi de buluyor. O da haliyle faturaya yansıyor. Yani haliyle cebimize yansıyor. Allah yardımcımız olsun yani. Ya bizimki doğalgazlı değil aslında evimiz. Yalan değil, ablam benimki doğalgaz. Nasıl desem 200'ken 380, hatta bu ay 400 küsür geldiği olmuştu ablam gilinki. Çok aşırı hatta. Yani nasıl desem ki? Nasıl diyebilirim şimdi? Peki açılan dereceyle geçince ev ısınıyor mu? Yani yok, ablamın birinin evi ısınmıyor. Sadece iki şeyi, peteği yaktığı halde 230, 330 gelmişti. İki petek yandığı halde ısınmıyor. Komplesini yaktığı halde
diyelim 650 gelmişti ama hiç ısınamadıydı. Çünkü biz bile ısınamıyorduk gittiğimizde. Yani verilen fiyata göre hiçbir şekilde ısınma olmuyor maalesef. Yani zamlar olmasa iyi olur. Hayat pahalılığı olmasa güzel olur. Ama dünya konjonktürü bunu gerektiriyorsa yapacak da bir şey yoktur.